prematürlü ve gebelerimizin yani 38 haftadan önce doğum yapmış olan tüm çocukları biz prematür olarak kabul ediyoruz. 38 haftanın altındaki tüm çocukları prematür ancak bizim özellikle 28 haftanın altında doğan çocuklara ağır prematür olarak takip etmekteyiz bu hastalarımızı. Ama tüm 38 haftanın altındaki hastaları prematür olarak kabul edip buna göre takiplerini yapmaktayız. Prematür bebekler doğduktan sonra yani özellikle 34 haftanın altında doğan çocuklarda bizim en, en çok gördüğümüz ve risk faktörleri çocukların akciğerlerin gelişmemiş olması. O yüzden travmatüre bebeklerimizin için en önemli şey akciğerlerin gelişimini sağlamak. Bu hastalara genellikle kadın doğum uzmanlarımız gebelik döneminde akciğer geliştirici iğne yapmaktalar. Bunlar yine çocukların akciğerin gelişimini hızlandırmakta. Ancak bebeğimiz çok erken doğmuşsa, düşük doğum ağırlıklı doğmuşsa ve doğduktan sonra solunum sıkıntısı yaşıyorsa, akciğerlerimiz yeterince gelişmemişse biz bu hastalara entübe ederek ciğerleri geliştirici bir ilaç vermekteyiz. Verdiğimiz bu ilaç sayesinde akciğerleri gelişimini tamamlamakta ve kısa sürede çocuklar tekrar bu el çıkıp ekstribe edilip ciğerleri normal faaliyetlerini göstermekte. Gebelerimizde piramitli bebeklerle e, karşılaşmamak için kadın doğum takiplerinin düzenli olarak yapılmasına eğer riskli gebelik varsa bunların takiplerinin yapılması ve doğum öncesi mutlaka akciğer gelişimi için gerekli ilaçların yapılmasını tavsiye ediyoruz. Filometre bebekler bazen altta hiçbir sebep olmazken kadın doğum arkadaşlarımızın araştırdığı gibi bazı e, faktörlerde çıkabiliyor. Özellikle kadın doğum doktorlarımızın belirlediği risk faktörlerine dikkat edip gerekli tedaviyi gerek, zamanında uygulayıp mümkün olduğunca bu prematüre ve düşük düşük doğumları engellememiz mümkündür. Bizim prematüre bebeklerde en çok gördüğümüz e, hastalıklar çocuklar erken doğum olduğu için akciğerlerinin tam gelişmemesiyle ilgili olan RDS dediğimiz Dur. Diğer bir sonuç ise e, göz gelişimi. Primatüral bebeklerde de mutlaka göz muayenesinin ilk bir ay içerisinde yapılmış olması, ROP muayenesinin yapılmış olması ve göz kanallarının gelişmiş olduğunu e, tespit etmemiz çok önemli. Üçüncüsü, primatüral bebeklerde mutlaka çocuklara ekok çekerek kalpte PDA dediğimiz, kalp deliklerinin tamamen kapanmış mı, kapanmamış mı, bunun tespit edilmesi çok önemli. Diğeri de yine beyin gelişimi ile ilgili germinal maddes kanaması dediğimiz, beyin içerisinde küçük kılcal damarlarda da kanama var mı yok mu, bunun tespiti, baş çevresinin takibi ve nörolojik gelişimin destekli oturma, başını dik tutma gibi nörolojik gelişimin yapılması çok önemli. Krematör bebekler yoğun bakım sürecini güzelce atlattıktan sonra, taburcu olduktan sonra biz bu çocukları çok yakın takip etmek istiyoruz. Çünkü bunlar erken doğdukları için kilo olarak veya gelişim olarak yaşlarından bazen geri kalabiliyorlar. O yüzden bu takipleri düzenli yapıp çocuğun mümkün olduğunca hızlı kilo almasını sağlayacak destek tedavilerini vermemiz çok önemli. Aynı zamanda kilo takibi ile beraber nörolojik gelişim de çok önemli. Bunlar erken doğduğu için bunlara nörolojik takip yapıp eğer gelişmesinde desteksiz oturmasında, destekli oturmasında veya başını dik tutmasında gerilik varsa, biz bunlara fizik tedavi desteğiyle ve vitamin destekleriyle bu hastalar, bu e, hastalarımızın da yine yaşıklarına uygun bir şekilde gelişimini sağlamak istiyoruz. Bizim için ilk bir yıl çok önemli, ama e, iki yıla kadar mutlaka yaşıklarını ulaşacak şekilde kilo alımını ve gelişimini sağlamak istiyoruz. Ama bir ilk bir yıl takiplerimiz çok önemli.